Patriot marka Viper Venom serisi özellikle oyuncular için geliştirilen DDR5 64 GB 2x32 ve 6000 MHz destekli CL30 değerinde 1.35 watt güçte çalışan RAM'lerimiz arkadaşlar. RAM'lerimizde Intel'in XMP 3.0 desteği de AMD'nin Expo desteği bulunmakta. Bu RAM'leri tercih etmemin en büyük nedenlerinden biri arkadaşlar, fiyatına göre 64 GB özellikle 6500-7000 TL civarında satılan çok güzel RAM'lerden biri arkadaşlar. Hem hafıza olarak 64 GB'lık hafızası olarak ve özellikle 6000 MHz'de CL30 değerinde AMD DDR5 Expo destekli en iyi RAM'lerden biri diyebilirim. Çünkü AMD sistemlerde 6000 MHz ve yukarısında sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Alacağınız RAM'de arkadaşlar sisteminize bağlı olarak 6000 MHz'de olması öneriliyor şu an için. Yani 6000 MHz'lik bir RAM aldığınız zaman Expo destekli sisteminizde genel anlamda sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Özellikle anakartınız 7000 MHz bile desteklisi arkadaşlar, 6000 MHz'den sonra mavi ekran hataları, crash hataları, oyundan atma sorunu, çeşitli resetleme sorunuyla karşılaşabiliyorsunuz. Zaten videoda da göstermiştim sizlere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, RAM'lerimizi de satın alma linkini videonun altına ekleyeceğim. Oradan satın alabilirsiniz. 6500 TL ile 7000 TL civarına satılmakta. Bu RAM'lerimiz de arkadaşlar gri ve beyaz kırmızı tema üzerine kurulmuş ve RGB aydınlatması olmayan soğutuculu RAM'lerimiz. RAM'lerimiz soğutucu olmamasına rağmen çok fazla ısınmayacak ve chipsetimiz çok fazla ısınmayacak arkadaşlar. Yani anakartımız, özellikle RGB destekli RAM'ler arkadaşlar, bu RAM'lere göre daha fazla ısınıyor. Cam panelli sistemlerde özellikle RGB'li RAM'ler tercih etmeniz sizin için daha avantajlı ve görsel bir keyif sunabilir. Gelin hep beraber bu RAM'lerimizi kutusundan çıkartalım ve anakartımıza takalım arkadaşlar. Bakalım 6000 MHz'de herhangi bir sorunla karşılaşacak mıyız, hep beraber görelim.
Evet arkadaşlar, Patriot'in Reaper Gaming Venom serisi DDR5 64 GB 32x32 kitlerini, 6000 MHz'li CL30 RAM'lerini taktık arkadaşlar ve sistemimizi çalıştırdık. BIOS'a girdik. BIOS'tan sonra memory RAM kısmına giriyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar RAM'lerimiz gözüktü. Patriot marka RAM'lerimiz. Expo 1. profillerimiz 6000 MHz'de CL30 değerinde. Expo profil 2'de ise 5600 MHz'de CL36'da 1.25 volt. 6000 MHz'de ise 1.35 volt üzerinden çalıştırıyoruz arkadaşlar. Şuradaki kısma gelip profil 2 veya profil 1'i seçebilirsiniz. Profil 2'yi seçelim. Buradan XMP ayarlarını da seçebilirsiniz. Ama biz AMD işlemci kullandığımız için Expo 2'yi veya 1'i seçip baştan başlatıyoruz. F10 deyip kaydediyoruz arkadaşlar. Bakalım herhangi bir resetleme sorunu, mavi ekran sorunu, crash hatasıyla karşılaşacak mıyız? Gelin hep beraber görelim. Bilgisayarımız açıldı. Tekrardan RAM'lerimize giriyoruz. Şu an 5600'de çalıştı arkadaşlar. Expo profil 2'yi seçtiğimiz için. Şimdi 1'i seçelim arkadaşlar. 1'i seçtiğimiz zaman ise 6000 MHz'de stabil bir şekilde çalıştıracağız. Expo 2'yi seçtiğimiz zaman ise 5600 MHz'de CL36 değerinde stabil bir şekilde çalıştıracağız. Profiller arası geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabii bizim seçeceğimiz profil kesinlikle Expo profil 1. Seçeneğini seçiyoruz. Çünkü 6000 MHz'de CL30 değerinde 1.35 volt üzerinden çalıştıracağız. Buradan overclock kısmına girelim. Gördüğünüz gibi profil 1 seçili ve 6000 MHz'de. Toplam RAM'lerimiz 64 GB. Ve BIOS'umuz arkadaşlar son sürüme yüklü. İşlemcimiz ise gördüğünüz gibi AMD'nin Ryzen 7 7800, 3D Cache en iyi performans, fiyat performans daha doğrusu işlemcisi. Şimdi kaydedip çıkalım. Bu arada Memory Context Restore'yi açıyoruz. Çünkü bilgisayarımız daha hızlı açılacak arkadaşlar. F10 deyip çıkıyoruz. Bilgisayarımız açıldı. CPU'dan kontrol edelim. RAM'lerimize gelelim. Gördüğünüz gibi RAM'lerimiz 64 GB ve 3000 MHz'de stabil bir şekilde çalışmakta arkadaşlar. CL30 değerinde 2998 MHz, yani toplam 3000 MHz çarpı 2 6000 MHz sorunsuz bir şekilde şu an çalışmakta. RAM'lerimiz ise gördüğünüz gibi Hynix marka. Ekran kartımız 3070 Ti. RAM'lerimizin markası Patriot'in Reaper serisi arkadaşlar. Venom
gaming serisi. AMD Expo ve XMP305D'yi bulunmakta. 6000 MHz'de arkadaşlar, gördüğünüz gibi en ufak bir mavi ekran hatası, resetleme sorunu vesaire almayacağız. Çünkü Expo'da 6000 MHz'de sorunsuz bir şekilde kullanacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Заебался своим смоком, долбоёб. Смысл каких-то не пойму. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Counter Strike 2'de Patrol için Reaper Venom marka DDR5 Expo ve Intel XMP uyumlu 6000 MHz'li 2x32 64 GB'lık RAM'lerini test ediyoruz. Şu an herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Ne takılma, ne donma, ne de crash hatası gibi sorunlar alıyoruz ve FPS'imiz de sabit 157 ultra ayarlarda. Rapid ayarlarına bakalım. K çözünürlükte 2560'a 1440p 165 Hz monitörümüz 2K IPS panel. Ekran kartımız ise 3070 Ti. Şu an oyunumuz gayet akıcı ve stabil. En ufak kasma ve donma yok.
Evet arkadaşlar, videomuzu burada sonlandırıyoruz. Patriot marka Viper Gaming serisi DDR5 64 GB Expo destekli ve XMP destekli RAM'in testini de yapmış bulunmaktayız.